Kapının tahtadan olan kolunu yana çevirdi. Kapı aralandı. Gördüğü şeye inanamadı. Karşısında odanın tam ortasında şöminenin yanına oturmuş biri vardı. Serdar'ın geldiğini görünce oturduğu yerden sakin bir şekilde kalktı. Şimdi kendisine doğru geliyordu. Karşısındaki kişiye bakınca hayretler içinde kaldı. Çünkü bu kişi kendisinden başkası değildi. O kişi konuşmaya başladı. Senden başka kimse yok. İstediğin kadar ara. Yine dönüp dolaşıp kendini göreceksin. Sen kendini sorgulamayı bıraktığın an en saf halinsin. Sen hep buradaydın ve hep burada kalacaksın. Serdar o kişinin elini tuttu. Çok sakin bir dille konuşmaya başladı. Ben hep burada kalmak istiyorum. Kal o zaman. Peki neden hala dışarıda başka bir güç arıyorum? ''Sorgulamayı bırakmadığın sürece hiçbir şeye cevap bulamazsın. Sorunun da cevabın da kendin olduğunu anlamadığın sürece tepinip duracaksın.'' Serdar etrafına bir göz gezdirdi. Her şeyi yapmıştı. Çünkü sorduğu her sorun cevabını biliyordu zaten. O kişi devam etti. ''Burası senin evin. Evine döndün. Burası gerçekten var. Burayı yeni bulduğunu zannetsen de zaten hep vardı.'' kendi bedenin içinde de bu ev hep olacak. Burada yaşayıp yaşamamak senin kararın. Serdar o kişinin gözlerine uzun uzun baktı. Meğer ne kadar uzun zamandır kendi gözlerine bu kadar derin bakmadığını anladı.